Evet değerli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ege'nin meşhur yöresel ıspanaklı böreğini yapacağım. Çok ottan yapılır, karışık ot kullanılır. Bunlardan size şöyle bahsedeyim. Pazı, ısırgan otu olmazsa olmaz. Buna köremen derler yöresel olarak Ege yöresinde, ama diğer adı da yabani sarımsaktır, dağlarda bulunur. Taze soğan, dereotu, ıspanak, maydanoz, hepsinin bir karışımıyla size yöresel bir ıspanaklı börek yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Şimdi devam edelim. Arkadaşlar, şimdi ıspanaklı böreğimizin yapımına geçiyoruz. Az önce belirttiğim gibi karışık otlarımız vardı. Bunların hepsini önce iyice yıkadık. Sonra suyunu süzüp doğradık. Hepsi ince ince doğranmış durumda. Bunu bir kenara alıyoruz. 6 tane yufkamız var. Bu şu markanın, Vim'den alıyorum ve çok güzel yufka, saç yufkası. 6 tane yufka, 250 gram. Biz burada çökelek, taze çökelek diyoruz. Lor da olabilir. Peynirimiz, su bardağı zeytinyağımız. Biz özellikle Ege tarafında zeytinyağıyla yapıyoruz. Bunu da otlarımızı yağlamak için, karışımını yağlamak için kullanacağız. Tuzumuz var. Ondan sonra yufkalarımızın arasını karıştırmak için, şey yapmak için, yağlamak için bu karışımı hazırladık. 2 kaşık yoğurt, 1,5 bardak sıvı yağ, yarım su bardağı ayçiçek, 1 su bardağı da zeytinyağı olarak karışım hazırladım. Bunları yufka aralarına sos olarak kullanacağız. Şimdi yapımına geçebiliriz. Öncelikle tepsimizi yağlamakla başlıyoruz. Biraz sıvı yağ koydum içine. Şöyle. O sıvı yağı her yere beledim. Sürdüm yani. Biz böyle tepside yaparız Ege bölgesinde. Bunda daha lezzetli olur. Tepsimizi yağladıktan sonra otumuzun hepsini, peynirini, yağını koymuyorum. Her kata döşeyeceğim miktarda önce alıyorum. Biraz peynirinden koyuyorum. Biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Şöyle bir çay kaşığı da tuzundan koyuyorum. Ben bunu bir karıştırıyorum. Çünkü hepsini birden, otumuzun peynirini koyarsak, yağını, tuzunu, o zaman otumuz sulanır, erir. Biz burada diri olarak koyuyoruz çiğdem böreklerimize. Yani başka bir yerde böyle bir börek yiyemezsiniz. Çiğdem koyuyoruz bütün her şeyini. Öbür türlü erir yani. Hepsi bir arada koyarsak bütün hep malzemeyi. Şimdi bunu bir kenara ayırıyoruz. Şimdi yufkamızın birini aldık. Tepsimiz boyutunda. Kesiyoruz. Bunu en alta koyacağımız için düzgün olması gerekiyor. Şöyle yufkamızı, şöyle kenarındakileri alıyoruz. Kestiğimiz yufkamızı bu şekilde en alta koyuyoruz. Az önce karışımımız vardı, sosumuz. Ondan şöyle ara ara kenarları da unutmadan bu şekilde ilk katını yağlıyoruz. Ama yufkalarımızı hiçbir zaman ziyan etmeden kenarından kalan yufkaları ara katı olarak döşeyeceğiz. Şekilde. Ziyan olmaması lazım ki bunlar da işe yarıyor. En azından bir yufkadan iki kat elde etmiş oluyoruz. Tekrar bunu da aynı sostan karıştırarak sürüyoruz.
ve işlemimize bu şekilde devam ediyoruz. Her kata soslayacağız. Şimdi iki yufkamızdan 4 kat elde ettik. Tabii ki aralarını yağlayarak, ama en son katı yağlamıyoruz. Şimdi karışımımızı, peynir, yağ, tuz ve ot karışımımız vardı, harcımız. Bunu koyuyoruz. Bu birinci katımız otumuzun. Yani bu çok değişik bir börektir. Gördüğünüz gibi otlarımız diridir. Yani hepsini karıştırmadığımız için otlarımız erimemiştir. Bu şekilde birinci kat harcımızı koyuyoruz. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet, dikkat ettiğiniz gibi tekrardan otumu peynirle, yağla, tuzla karıştırdım. 3 kat yufka koydum. Aradaki kenardan kalan parçaları da araya koydum. Toplam 3 kat yufka koydum tekrar araya, ama en üst katı yağlamıyoruz. Şimdi yağlamadığımız kata tekrardan otumuzu döşüyoruz. Dikkat ederseniz doğradığım otları 3'e böldüm. Yani kendi istediğiniz şekilde, istediğiniz miktarda otla yapabilirsiniz. Bizim burada 3 kat konur böreklere ot. Yani diğer börek tariflerindeki gibi tek kat ya da iki kat konmaz. 3 kattan yaparız. Onun için de bayağı şey olur, güzel olur yani. Kalın olur ama şey olmaz, hamur olmaz hiçbir zaman. Çünkü aralarına sos koyduğumuz için hiçbir zaman kalın olmaz. Hamur olmaz daha doğrusu. Çok güzel pişer. Şöyle kenarından kalan parçaları da gördüğünüz gibi şöyle tamamlıyorum, boş kalan yerleri. Çünkü çok da şey ekonomik, yani bir yufkadan iki kat yufka çıkıyor. Böyle tepsimizin boyutuna göre tabii, tepsiniz büyükse daha fazla. Yani benim yaptığım yarım kilo ıspanak, bir bağ pazı, bir bağ çörek otu diyordum. Bir bağ ısırgan otu, yarım bağ maydanoz, yarım bağ dereotu, yarım bağ taze soğan, köremem, yani yeşillik falan, ne şeyinize bağlı. Kusura bakmayın, bazen dilim sürçüyor. Biraz böyleyim heyecandan. Beni mazur görün. Şimdi kırık kenar parçalarını koyduk. Tekrardan sosluyoruz. Şimdi işlemimize devam edeceğiz. Şimdi tekrar 3 kat yufka döşedik. Aralarını sosladık. Yalnız dediğim gibi az önce de belirtmiştim, üst katı kesinlikle soslamıyoruz. Tekrar 3. kat peynirli, yağlı ot karışımımızı, zeytinyağı, yani bunu ot karışımını ara ara yaptık biliyorsunuz, tek tek. Çünkü hepsi birden tuzlanır, peyniri, yağı konursa eriyor. Az önce de belirttiğim gibi bu 3. katımız, otumuzu 3'e bölmüştük. 3. kat otumuzu da koyduk. Artık sadece üst katın yufkaları kaldı. Arada çıkan, kenardan kalan yufkaları da aralara koyuyoruz belirttiğim gibi. Şimdi en son katları döşeyeceğim. Evet, geldim böreğimin son aşamasına. Şimdi buraya aradaki kenardan kestik ya, tepsi boyutunda yufkadan sonra kalan parçalarla doldurarak 4 katı tamamladım. Bu şimdi en son katımız. Bu daha önceden şey yaptığımız, karıştırdığımız yani sosumuzdan tekrar döküyoruz. En son boyutuna göre kestiğimiz tek bir yufkamız var. Bütün olarak üzerine koyuyoruz. Şu şekilde. Şimdi kenarların böyle olduğuna bakmayın. Ben düzelterek, içine alarak şöyle bıçağın tersiyle
kenarlarını düzeltiyorum. Çünkü kesim aşamasına geçeceğiz. Ben kare kare keseceğim. Bu şekilde. Çünkü görüntü olarak da düzgün olsun böreğimiz. Bu börek Ege bölgesinde çok yapılır. Ben de bir Egeli olarak bugün sizlerle bu böreği paylaşmak istedim. Şimdi kesimine geçiyoruz. Şöyle ortadan bir çizgi. Kare keseceğim ben. Şu şekilde birer dilim. Şöyle. Bizde börekler pişmeden dilimlenir. Çünkü araları daha güzel yufkalar, hamur kalmasın diye. Zaten bu böreğin özelliği de budur. Kesinlikle dilimlemeden pişirmiyoruz. Siz dilimlerin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz ama en uygun bu şekildedir. Dilimlemeye devam ediyoruz. Arkadaşlar böreğimizi dilimledim. Şimdi sosumuz vardı, bu kadar kaldı. Üzerine yarım çay bardağı daha sıvı yağ koydum. Az gelir çünkü. Bir adet yumurta ekliyorum. Bunu çırpıyoruz. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Bir kase peynirimizden bu kadar kaldı. Hepsini kullanmadık. Şimdi bunu bir kaşık yardımıyla şu şekilde böreğimizin üzerine sürüyoruz. Bu arada otumuz düşmüş sosumuza. Şimdi sürmeye devam edeceğiz. Evet, böreğimizin sosunu sürdük. Kenarlarına da özellikle iyice sürmeye dikkat ettik. Size çok gelmiş olabilir yağ ama bu yağlı olur bu böreğimiz. Zeytinyağı bunun lezzetini verir. Hamur olmaz. Şimdi arkadaşlar 180 ya da 190 derece ısıttığımız, önceden ısıttığımız fırınımıza böreğimizi veriyoruz. Piştikten sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, böreğimiz nar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Fırından yeni çıktı, biraz sıcak ama gene de size bir dokusunu göstermek istedim. Şöyle çıtır çıtır ağzınıza layık bir ıspanaklı börek. Dediğim gibi karışık ot bulamazsanız ıspanak, pazı, taze soğan, maydanoz ve dereotuyla bunu yapabilirsiniz. Eminim ki çok seveceksiniz. Biz bunu çok severek yiyoruz. Bu arada biraz otum kalmıştı, az bir şey. Onu da gözleme yaptım, size göstereyim. Bu da çok kolay. Evet arkadaşlar, buna kimse demez ki elde açılmamış hazır yufka demez. Çünkü çok lezzetli. Kıyır kıyır, çıtır çıtır bir börek. Soğuyunca daha lezzetli oluyor. Şu an sıcak. Bunu size tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın, afiyetle kalın. Görüşmek üzere bir dahaki tarifimde. İyi günler.